Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Xiaomi 14 Pro, HyperOS 1, HyperOS 2 sürümlerinde Bluetooth kilidi başvurusu nasıl yapılır bunu sizlere anlatacağım. Şimdi ben 14 Pro, HyperOS 2'de bunu denedim ve başarılı oldum. Şöyle ki bir tane uygulama var, bunu kurmanız gerekiyor. Şu neydi o? Xiaomi topluluğu diye bir uygulama var arkadaşlar. Bunu Play Store'dan indirip kurabiliyorsunuz. Bunu kurduktan sonra diye dostlar, bunu kurduktan sonra telefonumuza ilk önce bir tane ayarlara giriyoruz. Mi hesabı oluşturmanız gerekiyor. Bakın, Xiaomi hesabı oluşturmanız gerekiyor. Xiaomi hesabı oluşturduktan sonra değerli dostlar, ne yapıyorsunuz? Geri geliyorsunuz, geri geliyorsunuz, geri geliyorsunuz ve Xiaomi bu az önceki oluşturduğumuz uygulamada oturum açıyorsunuz. Burada zaten sizi bilgilendiriyor. Burada ben dediğimde bakın ve oluşturduğunuz hesabın üzerinden arkadaşlar 30 gün geçmesi gerekiyor. Bunu sizlere söylüyorum. Bakın tam 30 gün üzerinden geçmesi gerekiyor. Ve ardından şurada bakın burada ayarlara kısmına geliyorsunuz. Burada bu İngilizce olabilir sizdeki. Bunu Türkçe yapabiliyorsunuz. Bakın şuradan dil İngilizce ise Türkçe yapabiliyorsunuz eğer. Zaten yaptığım sıralamada aynı değişmiyor. Burada bölgeyi global yapmanız gerekiyor. Onu sizlere söyleyeyim. Bölgeyi global yapmanız gerekiyor. Ardından zaten şurada ön yükleyici kilidi aç diye bir seçenek çıkar. Bakın burada 30 gün içinde başvuru yap diye bir ekran çıkar karşınıza. 30 gün içinde bir uyarı verir. Ben burada orayı videoda halledeceğim, video editlemesinde. Ve bastığınızda ve her akşam arkadaşlar, her akşam saat 19.00'da. Bu yani Çin'de gece 12 oluyor, 12.00 oluyor ama Türkiye saatiyle 12 şey özür dilerim 19.00'da tam basmanız gerekiyor gün almak için. Bazen bastığınızda saniyeler geçince sizleri birkaç gün ileriye atabilir. Burada ikinci ayın birine kadar kilit açmak için erişiminizi aldınız diyor. Bunu eğer böyle bir yazı karşınıza çıkarsa değerli dostlar, yine geri çıkıyorum ben. Geliştirici seçeneklerini açmanız gerekiyor. Şöyle cihazıma tıklıyorsunuz. Ardından iOS sürümüne bakın. 7-8 defa tıklıyorsunuz ve artık siz bir geliştiricisiniz diyecek size. Daha önce açtığım için gerekli değil diyor bana. Geri geliyorum. Burada ek ayarlara girmem gerekiyor. Ek ayarlara girdim ve ardından aşağı doğru geliyorum. Geliştirici seçeneklerine tıkladım. Burada bakın. Burada sim kartınızı mobil internetiyle olması gerekiyor. Bakın. Hem burada hem Xiaomi topluluğunda sim kartınızın interneti olması gerekiyor. Yoksa başvuru yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim sizlere. Burada hesap ve cihaz ekle dediğinizde bakın. Eklenmiştir diyecek bize zaten. Başarılı eklendi. Mi hesabı şimdi bu cihaz ile ilişkilendirildi. Şimdi bundan sonraki adımlar bilgisayardan olacak. Başvuruyu yapacağız. Şimdi başvuru yani hesap eklendi. Xiaomi'ye hesabımızı ekledik. Şimdi de başvuru yapmamız gerekiyor değerli dostlar. Şimdi bilgisayarımıza geçelim. Arkadaşlar bu sitenin linkini sizlere vereceğim. Burada Bluetooth başvurusunu yapabilmek için, gün alabilmek için burada program var, bunu indirmemiz gerekiyor. Mi Unlock Tool diye şu programı indiriyoruz. Download diyorum ben. Aşağı doğru geliyorum. Download diyorum tekrar. 10 saniye geri saymasını bekliyoruz. Daha da hızlı sürüyor. Download diyorum. Şu anda iniyor. Biraz bu internetiniz ne kadar hızlı olursa olsun biraz bunu niye ikinci defa indiriyor? Şunu kapatalım. Evet, bekliyoruz. Şunları kapatalım.
indi. Atıyoruz. Sağ tıklayıp şuradan WinRAR'dan klasör ayakla diyelim. Girdik. Mi flash onu kırıyoruz. Şu masa üstü simgiden koltuğa iniyor. Evet. Telefonunuzda USB hat ayaklamasını açmamız gerekiyor. Bilginiz olsun. Hayır diyelim şuna. Bakalım giriş ne verecek. Evet. Burada telefonumuza kurduğumuz Mi hesabının telefon numarasıyla mı kurdunuz ya da e-postayla mı kurdunuz? Onu buraya giriyorsunuz. Altına da şifreye girmeniz gerekiyor. Yanlış oldu. Evet, giriyoruz. Ve kod gönderecek. Gönder diyorum. Gelen ilk önce şurada gelen şu resimdeki yazılar giriyoruz. Ve kod şu anda gönderildi. İki tane hakkımız var günlük. Bilginiz olsun. Kodumuz telefona geldi. Giriyorum. Bizden bir tane Gmail hesabı istiyor. Skip diyorum. Atla diyorum. Önceki telefon numarası üzerine kurmuştum. Buraya atladık. Buranın değişmesini bekliyoruz. Ve şurada kabul ediyorum yazısı normal olması gerekiyor. Kabul ediyorum diyorum. Şu anda telefonumuzu Facebook moduna bağlamamızı istiyor. Bootloader moduna. Yani fast boot. Telefonumuzu şöyle göstereyim sizlere. Hatta bir yandan da videosunu çekeyim ben. USB kablosunu da çıkartıyorum. Çıkardım. Şimdi tekrar deniyorum. Kapalı halde. İkisini aynı anda basıyoruz. Niye olmadı ya? Ses kısmına bastım. Sonra da power'a basalım bakalım olacak mı? Yine olmadı. Ah geçti. Bakın şu anda geçti. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce ses kısma sonra power'a bastım. Biraz bekliyorsunuz arkadaşlar Facebook moduna geçene kadar. Şimdi USB kablomuzu takıyoruz. Taktık. Bakın şurası güncelleniyor. Taktık. Bakın şurası güncelleniyor. Burada değerli dostlar telefonumuzdaki verileri her ihtimale karşı yedekleyin. Her şeyi yedekleyin. Çünkü tamamen telefonunuz sıfırlanabilir. Burada sıfırlanmasa ikinci de kilidi açarken tamamen sıfırlanıyor. Onu ben size kesinlikle söyleyeyim. Tamamen her şey siliniyor. Kilidi açmak istiyorum ben. Tekrar 5'ten geri sayıyor. Bakın şu anda bakalım ne olacak. Evet bize 51 saat verdi arkadaşlar.
51 saat sonra kilidimizi açmak için tekrar bu sisteme gireceğiz. Aynı olduğu gibi az önce programı açtım. Kullanıcı adı şifreye girdim. Aynı bu Facebook'ları alacağız. 51 saat sonra yani 2-3 gün mü yapıyor? 24-48. 3 günden daha fazla bir sürede kilidimizi aynı şekilde tekrar kilidi aç diyeceğiz. Az önceki ekran gelecek. Ve tamamen burası tamamen okey işareti olacak. Aynı şu anki gibi. Ve kilit açılmış olacak. Ve her şey silinmiş olacak. Şu anda hiçbir şey silinmedi telefonumuzdan. Anlatacaklarım bu kadar. Tekrarlamak gerekirse eğer yaptıklarımızı telefonumuzu ilk önce bir tane Mi hesabı açıyoruz. Xiaomi topluluk uygulamasını kuruyoruz. Xiaomi Mi hesabının üzerinden tam 30 gün geçmesi gerekiyor. Bunu sizlere söyleyelim. Ondan sonra akşam saat 7'de deniyoruz. Akşam saat 19.00'da hep deniyoruz. Ondan sonra da hesabınız eklendi dediğinde de gün alıyoruz. Aynı şu anda yaptığımız gibi. Gün aldıktan sonra burada da bize bir saat veriyor. Ve saatten sonra 51 tekrar telefonumuzu bilgisayara takıyoruz. Ama şurası biraz beni şey yaptı. Unlock 51 Horse Yanlış mı yazdım? Söylemiş oldum. Bir bakayım. Şimdi deneyelim bakalım. Plus Unlock 51 Horse Later. Evet, 51 saat sonra kilidi açabiliyoruz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.